Merhaba arkadaşlar, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Material Design'ın Support Library'sinden yeni yeni iki tane öğe öğreneceğiz. İlk dersimizde Up Bar Layout'un ne olduğundan, ikinci dersimizde ise Collapsing Bar Layout'un ne olduğundan bahsetmeye çalışacağım. Öncelikli olarak bu önümüzdeki iki derste nelerden bahsedeceğimizi şöyle bir teorik olarak üzerinden geçelim. Öncelikli olarak Up Bar Layout nedir? Ne için kullanılır ondan bahsedeceğim. Siz eğer Upbar Layout'ta, Coordinator Layout'ta beraber kullanırsanız sizin toolbar'ınız, uygulamamızın toolbar'ı bundan sonra gelen yani şu boş ekranda gelecek olan işte Recycler View veya Nested Scroll View'a hareketlerine entegre bir şekilde kaybolur ekrandan veya ekranda kalır. Bunun ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Kısaca böyle söyleyebilirim. Bir sonraki derste ise Collapsing Toolbar'ın ne olduğundan bahsedeceğim. Yine orada Coordinator Layout kullanırsak bizim bu Toolbar Layout'umuz yine altındaki elemanlara göre bazı davranışlar sergileyecek. Bu davranışları sergilerken kullanacağımız yapılar Scroll Flag'ler. Gördüğünüz gibi burada 4 çeşidi mevcut. Bir de Collapse modları var. Bunların her birinin kullanımının ne olduğundan, ne işe yaradıklarından bahsedeceğim. Collapsing Toolbar Layout dediğimizde şöyle bir toolbar yaratabiliyoruz. Daha sonra ben buradaki içeriği yukarıya doğru kaydırdığımda ne oluyor arkadaşlar? Benim Collapsing toolbar'ım ekrana yine bu şekilde yerleşiyor. Şimdi gelin dilerseniz hızlı bir şekilde Upbar Layout'un ne olduğundan, nasıl kullanacağımızdan bahsedelim. Yapacağımız bu derste herhangi bir Java koduna ihtiyaç duymayacağız. XML'de hepsini ayarlayacağız. O yüzden ben copy paste'lerle hızlı bir şekilde yapacağım. Tabii neyin ne işe yaradığını da anlatmaya çalışacağım. Siz bu kaynak kodları emraltunbilek.com'da bulup oradan kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Sıfırdan yazmaya aslında çok da bir gerek yok. Şimdi öncelikli olarak bir boş activity. Bu bir boş proje başlattım. Gördüğünüz gibi bir toolbar öğem var. Bunu find view by id ile buluyorum. Bir title atıyorum. Ve de buna menü klasörünün altında menü alt çizgi main diye bir menü sınıfı XML'i tanıttım. Bunu burada inflate menü metoduyla toolbar'ıma yerleştirdim. Ve şu an için projem bu şekilde. Activity main'e bir bakalım. Gördüğünüz gibi burada toolbar var. Herhangi bir şey yok. Şimdi arkadaşlar şu deminki şeyde de gördüğünüz gibi neredeydi o? Şuradaki alanı yapmak istiyorum. Tek bir satırı içeren layout'u hazırlamak istiyorum. Bir başlık bilgim var. Altında da başka bir text view var. Bir paragraflık bilgi var. Bunun için layout'a geldim. Yeni bir layout resource file yaratıyorum. Buna ben textSatır.xml adını veriyorum. Şimdi bunu verirken ben burada cart view kullanacağım. Cart view yazdığımda geldi. Bu nasıl, niye geldi? Bunu build.gradle'da hatırlarsın design support kütüphanelerini kullanmak için support2.design deyip şuradaki satırı yazıyorduk. Cart view'u kullanmak için de yine aynı şekilde şu satırı yazmam gerekiyor. Şimdi bu tek satır XML'i şöyle sıfırdan yazmayayım. Zaten içinde çok fazla bir şey yok. Şurada daha önceden hazırladığım dosyayı bunun içine yapıştırıyorum. Şöyle bir bakalım. Burası da string uzun yazı. Buna string içinde. Şurada tanımladığım string klasöründe uzun yazıyı buraya şöyle yapalım. Text için add string klasörüne git ama şu an için bir şey yazamıyorum. Proje dondu. Evet. String evet şu an tanıdı. String uzun yazıyı buraya getireceğim ekran karışmasın diye. Şimdi bir cart view'umuz var. Burada cart view özel bir özellik var. Cart corner radius. Bu ne yapıyordu? Benim cart view'umun köşelerini 5 dp'lik bir radius yani kısaltıyordu diyelim. Veya kıvırıyordu öyle diyelim. Ve daha sonra bunun içine bir lineer layout koydum. Orientation'ı vertical yani içine koyacağım elemanlar ne olacak? Ekranda şu şekilde gözükecek. Başlığım var. Daha sonra da bu string XML'deki uzun yazı buraya gelecek. Tek satırım bu şekilde.
Şimdi buraya gelip bir tane daha layout yaratıyorum. Bunun adına da konuya da biraz daha hakim olmak için uzun uzun yazalım bunu. Nested scroll view XML diyorum. Bunun root elementi de nested scroll view olsun. Şimdi bu aslında scroll view'dan çok da farklı değil. Ama benim toolbar'ımın bununla entegre bir şekilde çalışması için, bunun davranışlarına tepki verebilmesi için bunu nested scroll view olarak tanımlamamız gerekiyor. Şimdi burada da yine kopyala yapıştır yapalım. Sıfırdan bir daha hepsini yazmaya gerek yok. Şurayı şöyle kopyaladım. Şuradaki lineer layout'u şurada bitirelim. Ya da bitirmeyelim. Şurada bitirelim. Daha sonra da nested scroll view'umuzu bitirelim burada. Şuradaki lineer layout'un içine gördüğünüz gibi orientation'ı vertical verdim. Bunun içine şuradaki tek satır XML'i ben include edeceğim. Include neyi include edeceğim? Layout edeceğim. O da layout'taki tek satır. Evet. Şöyle bir baktığımızda gördüğünüz gibi ekrana geldi. Siz eğer şuradaki include satırını birden fazla kere buraya yazarsanız ne olacaktır? Aynı layout defalarca bizim bu lineer layout'umuza yerleşecektir. Bu lineer layout'un da içine bakarsanız vertical ayarlanmış. Yani her biri alt alta ve üst taraftan 10 dp'lik boşluk olacak şekilde ekrana yerleşecektir. Evet, nested scroll view'umuz da böyle. Şimdi gelelim activity main'e. Anladınız umarım burayı. Önce bir tek satır oluşturdum. Bu tek satırları tutan bir scroll view yaptım. Bunun içinde gördüğünüz gibi 2 4 işte artık 2 4 6 8 tane tek satır öğen var. Activity main'e de geliyorum. Şimdi activity main'de ne yapacak aslında? Şuraya toolbar'dan hemen sonra içine veya üstüne değil include layout deyip demin oluşturduğum o nested scroll view'u da buraya include ediyorum. Bu sayede ne olmuş oldu aslında? Ben bunu hemen toolbar'ımın altına yerleştirmiş oldum. Şimdi bir test edelim. Bakalım bir hata, eksik bir şey var mı? Uygulama açılıyor. Evet, gördüğünüz gibi geldi ve scroll özelliğine de otomatik olarak sahip. Neden? Nested Scroll View sayesinde. Şu ilk baştaki eleman için Nested Scroll View'a geliyoruz. Ne istiyorum aslında? Bunun üst taraftan biraz ne olsun? Margin Top özelliğini şöyle 70 dp olarak yazalım. Bakalım ne olacak? Hani toolbar'ın altına gelsin, arka kısmında kalmasın diye. Aslında o da bir sorun değil. Ama şu an için evet, gördüğünüz gibi ekrana geldi. Şimdi mesela burada birkaç deneme yapalım. Mesela ben burada desem ki buradaki nested scroll view yerine ben eğer scroll view kullansaydım ne olurdu? Gördüğünüz gibi aslında hiçbir değişiklik olmadı. Birazdan bunu yeniden deneyelim. Şu an için nested scroll view olsun. Evet, XML kodlarımız bu şekilde. Şimdi işte upbar layout'u kullanmanın vakti geldi. Upbar layout kullanarak ne yapacağız arkadaşlar? Bizim bu nested scroll view'umuzun toolbar'la bir etkileşim halinde olmasını sağlayacağız. Bunu nereye yapıyorum? Activity main'e geldim. Şuradaki toolbar'dan hemen sonra şu nested scroll view'u çağırıyorum ya. Bu burada dursun. Şuradaki toolbar'ı geldim buraya. Parantez açtıktan sonra ne diyoruz? Upbar layout. Bunun genişliğini match parent yapalım. Yüksekliğini
Wrap content yapalım. Şuraya alta geçelim. Bir de arkadaşlar ekrana tam oturması için Fit System Windows diye bir etiketimiz var. Bunu da true verelim. Ve de benim şu toolbar'ımı, şuradaki toolbar'ı kopyaladım buradan. Şunun içine yapıştırdım. Şunu şöyle şuraya alalım. Evet, çok daha güzel gözüküyor. Şimdi bir bakalım herhangi bir değişiklik olacak mı? Uygulama açıldı. Şu an içinde herhangi bir değişiklik yok. İşte arkadaşlar siz bunu buraya koyduktan sonra şimdi sıra geldi o scroll flag dediğimiz bu scroll hareketlerine göre tepki vermesini sağlayan yapıya. Bunu da nerede yapıyoruz? Toolbar'ımın içine geliyorum. Buraya app'ın içindeki layout scroll flag'i kullanarak scroll ve de ne yazacağım buraya? Enter always collapse'ı yazıyorum ilk olarak. Şurada bir hatamız var. Scroll olacak bu. Evet. Şimdi bir daha bir test edelim. Herhangi bir değişiklik var mı şu an için? Yok. Bunu buraya yazdıktan sonra scroll enter always collapse dedikten sonra ne yapmamız lazım? Şuraya bir ID tanımladık. Evet. Gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik olmadı. Activity mi? Tabii ki de olmaz. Çünkü biz ne dedik? Bunları kullanabilmemiz için bizim relative layout değil coordinator layout kullanmamız lazım. Evet. İlk hata benim veya sizin de yapacağınız ilk hata bu. Bunların dediğimiz şeyleri yapabilmesi için ne demiştik? Coordinator layout'un kullanılması lazım demiştik. Şimdi bir örneğe bir bakalım. Ne oldu? Ne hale geldi? Coordinator layout kullanıyorum. Şu an içinde herhangi bir şey yok. Neden? Çünkü biz buraya görünsün diye 70 dp vermiştik. Oradaki o alanı da siliyorum. Şimdi bir daha bir kontrol edelim. Yani arkasında kalmalı ki o onu itsin. Gördüğünüz gibi bu sefer biraz daha düzgün. Şimdi arkadaşlar böyle bir hata alıyorsanız şu an için sizin toolbar'ınızda şunun arasında bir ilişki yok demektir. Biz burada activity main'e geldik. Evet. Dedik ki işte scroll olsun ve kapansın yukarıya doğru çekildiğinde. Bunları ne yapıyor? Şuraya nested, yani altındaki elemana nested scroll view uygulanıyor. Buraya bir tane layout behavior diye bir şey var. Up dedikten sonra layout behavior deyip buraya ne yapmamız lazım? Up bar scroll view behavior'ı eklememiz lazım. Aksi takdirde deminki gibi saçma bir görüntüyü elde ediyoruz. Şimdi bir daha bir kontrol edelim bakalım. Ve sonunda istediğimiz oldu. Şimdi ben bunu yukarıya doğru kaydırdığımda gördüğünüz gibi toolbar'ım kayboluyor. Güzel bir özellik. Ve ilk eleman gelene kadar mesela en alta indim. Gördüğünüz gibi burada gözükmüyor. İlk eleman ne zamanki geliyor onunla beraber toolbar'ım geliyor. Bu nasıl oldu? Şuradaki enter always collapse sayesinde. Mesela buraya ben enter always dersem ne olacak? Bir kontrol edelim. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi günü yine yukarıya kaydı. Ama benim toolbar'ı göstermek için en başa gelmem gerekmiyor. Şöyle biraz aşağı aldığımda ilk aşağı aldığım şeyle beraber toolbar'ım gözüküyor. Deminkinden farkını anlamışsınızdır. Onda
toolbar'ı göstermek için ilk elemana gitmem gerekiyordu. Bunda ise herhangi bir aşağı hareketinde toolbar'ım içerikle beraber geri geliyor arkadaşlar. Evet, bu özellik böyleydi. Burada dikkat etmemiz gereken şuradaki upbar layout'tan sonra tanımlanan layout'a şuradaki behavior'ı vermek. Bir de ne demiştik? Şurayı nested değil de scroll view yaparsak ne olacak? İlla ki bir eksiklik yaşamamız gerekiyor. Çünkü nested scroll view'da bunu kullanmamız gerekiyor. Bir test edelim. Gördüğünüz gibi herhangi bir efekt alamıyoruz scroll view yaptığımızda. Bu yüzden ne kullanmamız lazım? Nested scroll view kullanmamız lazım. Hani hataları siz de görün, neye göre düzelttiğimizi anlayın diye aslında böyle yaptım. Yoksa açıkçası her şeyin farkındaydım. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken, öncelikle bir tek satır oluşturuyoruz. Yeni bir şey yok. Bir card view üyesi. Daha sonra bunları içeren bir nested scroll view oluşturuyoruz. Burada demin oluşturduğumuz o tek satırı include ediyoruz. Bir sıkıntı yok. Asıl olayımız burada upbar layout'un içine toolbar'ımızı yerleştirdik ve buna scroll taglar atıyoruz. Bu taglar sayesinde benim toolbar'ım daha sonradan gelen şu scroll view'la ne olacak? Burada scroll view değil de ne bileyim bir recycler view de olabilirdi. Onun yukarı aşağı hareketine göre toolbar'ım davranış gösterecek. Enter always'in ne olduğunu gördük. Enter collapse always vardı bir de. Onun da ne olduğunu gördük. Bunları yaparsanız ve de önemli bir şekilde en önemlisi root element olarak coordinator layout kullanırsanız siz de böyle bir görüntü elde edebilirsiniz. Bu neydi? Bir daha bir test edelim. Gördüğünüz gibi toolbar'ım kayboluyor. Ne zamanki aşağı çektim geri geldi. Bunu biz flagler sayesinde yaptık arkadaşlar. Evet, bu konuyu daha da uzatmanın anlamı yok. App bar layout'un kullanımı bu şekilde, umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde ise ne göreceğiz? Collapsing toolbar layout'un ne olduğunu göreceğiz. Görüşmek üzere.